Hepinize günaydın. Şu anda saat 9.35. Bu sabahın köründe burada ne işim var? Şu anda Ikea'dayım. Ay, açılmamış henüz dükkan. Ben biraz fazla erken geldim. Şimdi Betül'ü anaokuluna bıraktım. Ondan sonra direkt buraya geldim. Çok erken gelmişim. Yani şu yüzümü görmediniz siz, biliyor musunuz? Küçük kız çocukları her şeylerini göstermek isterler ya. Resmen o pozisyona geldim. Şimdi konsepte ve üstüme uygun bir koltuk buldum ve burada ben oturduğum koltuğu da seçerim. Üstüme uyuyor mu? Uymuyorsa oturmam dermişim, şaka. Bugün kullandığım çantayı göstereyim size. Şu. Bunu Nurgül'den. Bu Nurgül'ün hediyesi bana. Bayram hediyesiydi. Ablasına bayram hediyesi almış. Ay canım. Şöyle. Çantamda ne var? Ne olacak? Her zamanki her şey. Aynı şeyler var. Hiç değişik bir şey yok aslında. Neyse, tam açılmadığı için vallahi geyik yapıyorum yani. Şu anda farklı bir şey yaptım. Hadi farklı bir yere oturayım. Dur, beyaz bir yere oturalım. Hadi gelin. Ay, şimdi de böyle bir odaya geldim. Oturuyorum hanım. Ayaklara bakın. Ay, şu masayı size göstermek istiyorum. İlk defa gördüm. Bu arada ben Ikea'ya gelmeyeli de bayağı bir uzun olmuş. Onun farkına şimdi vardım. Masaya bakın ya. Ben almam. Ben böyle bir şey almam. Beğenmedim yani. Ama koltuk kesin rahat. Yani onu söyleyebilirim. Evet, koltuk rahattır. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Mutfağımdayız. Desem inanmayın. Ay, ben bilmiyorum, çok munzur bir havalardayım bu sıralarda. Şu anda. Abi, hiç sevmiyorum. Koyu renk hiç sevmiyorum. Koyu mobilya sevmiyorum. Nokta. Evet, şu anda saat çeyrek var. Ve hala açılmadı. Bazı yerlerde emniyet şeyleri gibi böyle şerit yapmışlar. Geçemiyorum. Bu alanda kaldım yani. Ya restoran falan bölümüne geçiliyormuş. Aşağıda yazıyordu zaten onda diye. Ama kapılar açılınca dedim herhalde çok kişi falan. Bir de herkes kapıya yığılmıştı. Ben arabada bekledim. Ben öyle kapılarda yığılıp öyle yürürağı yapmadım. Ama ilginç. Burada tıkılıp kaldım yani. Bir sağa dönüyorum, bir sola dönüyorum. Benim gibi birkaç tane daha kişi var. Diğerleri restoran bölümüne geçtiler. Ay, bu arada başkalarından konuşuyorum ya. Hiç hoşlanmadığım şeyi yaptım. Hadi, hadi kapatayım ben. Pasta yemek isteyen var mı? Buyurun. Aa, şunu çok beğendim. Acaba dışarıda olur mu balkon için? Çok güzel ya. Mutfak için değil. Benim mutfakta yerim yok artık bunlara da. Benim saksılarım daha güzel pembe ama... Balkon için olur mu acaba? Yani yağmur falan olunca pasmas olur mu? Falan diye düşündüm şimdi bir yerden öyle. Evet, alışverişim bitti. Şunun içine, hepsini çantanın içine koydum. Arabada ne aldığımı gösterebilirim. Dünyayı aldım desem yalan olur. Hiçbir şey almadım. Minicik minicik bir şeyler aldım zaten. Şimdi nereye geldim biliyor musunuz? Burası Poco. Evet, burası Poco. Ne olduğunu söyleyeyim. Burası bir mobilyacı ama zincir mobilyacılardan. Hani Türkiye'de nasıl BİM falan tarzı böyle marketler var. Burada da mobilyacılarda bu bir zincir mobilyacı. Böyle ıvır zıvır her şey var içinde. Şimdi bir şey lazım bana. Sürekli yani mobilyacılarda onu arıyorum açıkçası. Aa, güzel lambalar. Saat 12:10 geçiyor ve ben ancak kahvaltı yapacağım. Aslında evde bir tane yumurta yemiştim. Tabii şimdi bu da öğle yemeğim. Durdum böyle bir yerde. Ay. Ay, nereye gittim? Biraz önce de şuradaydım. Kaufland'da. Kaufland'da ekmekçiden aldım. Ekmekçi Bekaray oluyor. Bekaray'dan ne aldım? Ne aldım ki? Şimdi göstereceğim. Belekli brötchen. Yani ekmek arası. Doldurulmuş ekmek.
Şimdi ben bunu yiyeyim, bana afiyet olsun. Sonra da eve doğru gideceğim. Ondan sonra Betül'ü alacağım ve arkadaşıma davetliyim. Oradan da oraya gideceğiz. Oradan da oraya, oradan da oraya falan. Aa, aldıklarım... Şimdi, ay, arabanın arkasında berbat. Ayna aldım Betül'e bir tane. Pizza kesme bıçağımız bozulmuştu, onu aldım. Birazdan gösteririm aslında. Nasıl olsa vaktim var. Hadi bana afiyet olsun. Güzel. Bir de ben hep şeyi soruyorum. Bu böyle ekmek yaptırırken tereyağı mı kullanıyorsunuz, margarin mi? Onlar da tereyağı deyince aa diyorum, çok güzel. Eğer margarin kullanıyorlarsa margarin koydurmuyorum. Bitti. Şimdi yola çıkma zamanı. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Hadi gidiyoruz. Hep söylüyorum. Taco, o da zincir. O da Almanya'nın birçok yerinde var. Deichmann, o zaten artık. Şurada Jeans Fritz'e girelim bakalım. Uzun zamandır oralara girmemiştim. Şurası oluyor. Bakalım. Aslında bu Taco'nun da ürünleri çok kaliteli değil ama. Evet, şimdi bugün tam çekiyorken şimdi arkadaşıma geldim. Evet, söyle, bahsetmiştim. Günün sonunu çekemedim. Bir gün sonra çekim yapıyorum. Videonun çünkü sonunu çekmeden olmuyor. IKEA'dan aldıklarımı göstereyim öncelikle. Şunlar çok iyi oluyor gerçekten. Poşetlerin ağzını kapatmak için. Hadi diyelim makarna açtınız, yarısı duruyor. Bir tane açıp göstereyim hatta. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Aa, bunu da bilmeyen var mı? Hiç öyle bir şey söylemeyin. Gerçekten herkes her şeyi hani bilemeyebiliyor bazen. Ve bazı şeyleri göstermekte hani çok ince detaylar. İnanın sizin ya da şöyle söyleyeyim, benim için çok normal olan bir bilgi başkasının ilk duyduğu bir bilgi olmuş olabiliyor. O yüzden böyle detayları göstereceğim. Birkaç tane yorum almıştım geçen de. Benim için çok normal olan bir şey. Dediğim gibi başkalarına aa bunu bilmiyorduk. O yüzden bunları gösteriyorum, böyle detayları. Poşetlerin ağzını kapatmak için bunlar çok ideal. Yani herhangi bir şey kaldı, pirinç, mercimek neyse. Sonra onu şöyle düzüyorsunuz ağzını. Ve böyle kapatıyorsunuz. Gerçekten çok işe yarıyor bunlar. Bir de bu paketin içinde farklı boyutlar da var. O da çok güzel, minik poşetler için falan. Bu pizza kesme ya da hamur kesme diyelim, ama pizza kesmek için kullanıyoruz. Benimki kırılmıştı. Yine IKEA'dan yıllar önce almıştım. Ondan sonra Betül'ün banyodaki aynası, yani aynaya boy yetişmiyor. Minik bir tane sandalyesi olmasına rağmen şöyle bir ayna aldım. Pembe kenarı. Arkasından yapıştırılıyor. Bir tane spatula. Ve arkadaşımdaydık demiştim. Betül'e ablasından minik bir hediye var bu. Çok tatlı bir şey ya. Şöyle evin içini açacağım ve çocukların kurgu yıktım. Dün akşam yaptım. Betül uyurken ben de oynadım. Yalnız her şeyi döktüm. Şöyle içinde minik, yani piyanosundan tutun, şöminesinden tutun, banyosu, banyo aksesuarlarında makyaj masasının var. Minik balkonu var. Arka taraftan da göstereyim. Evin ön tarafı da şu ve Betül'ün doğum günü hediyesi erken geldi. Ne zaman doğum günü diye birkaç mesaj geldi YouTube'dan. Şöyle söyleyeyim, 4. ayın ilk haftası. Tam tarih gün vermek istemiyorum. İlk haftalarında. Televizyonu vesaire vesaire. Ay çok güzel, yani çok minik detayları var. Mutfağa. Şöyle.
Şurası mutfak bölümü. Burası zaten kapı. Şöyle. Balkonu çok şeker ya. Gerçekten çok güzel. Deniz'ciğim çok teşekkürler. Betül beğendi ama ben bayıldım. Betül, teşekkür etmek ister misin Deniz ablana tekrar? Gel. Geliyor. Çok seviyor Betül Deniz ablasını. Heh, söyle canım. Çok güzel. Çok güzel aldın hanım şeyler. Seni çok seviyorum. Lım 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 lım. Ayşe komik. Lım 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 lım. Hoşçakalın. Hadi tamam, biz kapanışı yapıyoruz. Bizden şimdilik bu kadar. Aa yok. Bu videonun arkasında bir de tarif ekleyeyim mi? Kahvaltılarda yaptığım benim çok pratik. Tamam. O tarifi de bunun arkasına ekliyorum. Hadi size iyi seyirler. Görüşmek üzere. Benden herkese selamlar. Sevgiler. Ay çok güzel ya. Kendinize iyi bakın. Günaydın hepinize. Şu anda saat 8'i çeyrek geçiyor. Aslında yarım saat, bir saat oldu uyanalı. Betül'e süt istedi illa. Aslında hiç sevmiyorum Betül'e süt vermeyi. Yani taze süt olmadıkça. Yani taze süt olmadıkça diyorum ama mesela bu süt. Ama benim içim yine de rahat değil bu sütlerde. Neyse yine de yapıyorum. Muzlu süt yapıyorum ve saati göstereyim. Saat 8'i 20 geçiyor. Muz koydum içine. Ve 3-4 tane de çilek. Şimdi süt ısıttım. Isınmış süt de koyacağım ve biraz daha vırt vırt vırtlayacağım. Vırtlıyoruz. Bu Betül'ün hep ön kahvaltısı. Yani babamız kalkana kadar falan, hani tam bir kahvaltıya geçinceye kadar hep böyle ön bir şey veriyorum ben Betül'e. Ya yoğurt oluyor bu aslında. %80 yoğurt. Çok iyi. Teşekkür ederim. Kızım bana terlik getirmiş ayaklarıma. Onun ayaklarını göstereceğim size. Uzun etek. Aa, çok seviyorum Betül. Uzun uzun etek. Evet, Betül'ün ön kahvaltısı hazır. Babamız kalktığı zaman da ne yapacağız? Evet, Betül Hanım'ın ön kahvaltısı hazır. Birazdan belki kahvaltıyı da gösteririm. Kahvaltıyı da çekerim. Betül. Betül'cüğüm ayakla iç mi? Hiç sağlıklı değil. Hepinize günaydın. Azide Hobi'ye hoş geldiniz. Mutfaktayım. Bir kahvaltılık hazırlayacağım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu benim çok sevdiğim bir kahvaltılık. 3 ya da 4 yumurtayla yapıyorum. Hemen başladım. 1 yumurta, 2 ve 3 yumurta. Omlet gibi düşünün ama omletten biraz daha farklı. Ve süt koyuyorum içine. Gördüğünüz bayağı koydum, hatta biraz daha ekledim. Ve şimdi ellerimi hemen yıkayayım. Evet, şimdi de beyaz peynir girecek işin içine. Hemen şöyle ben bunu kullanıyorum. Şöyle ufata ufata şöyle bir atıyoruz. Bu bizim pratik yağlaşımız. Biraz daha peynir ekliyorum şimdi, beyaz peynir. Anne. Yağlaş yapıyorum kızım. Yağlaş istedin sabah. İnan yapmak istiyorum ya. Niye? O ne? Anne, o ne yapmak istiyorum ya. Şimdi un. Hemen bakıyorum un. Ve bunu kullanıyorum. Hop, yeterli. Şimdi bunları iyice bir karıştırıp çırpıyorum. Ay, yüzümüze gözümüze sıçratmadan. Tamam hayatım. Şimdi biraz önce Betül'e ön şeyi gösterdim. Şimdi arkasından da bu. Tuz hiç eklemiyorum çünkü tuza gerek kalmıyor. Peynir yeterince koyduğum için. Şimdi tavamı ocağa koydum. Hemen biraz zeytinyağı ekliyorum ama fazla yağ koymayacağım. Neden fazla yağ koymayacağım? Çünkü üzerine yağ yakacağım.
kadar. Fazla değil. Gördüğünüz gibi gerçekten yağı... Ya biliyorsunuz hiç yağ kullanmam doğru düzgün. Şaka. Yağı gayet iyi kullanıyorum çünkü özellikle iyi tüketilen yağlar vücuda zarar değil. Artık bunu herkes söylüyor yani. Yani öyle işte. Betül de bana yardım ediyor. Hayır, yardım ediyorum. İçeri kahvaltıyı hazırlamıyor musun? Hayır. Yardım ediyorsun işte tatlım. Hayır. Nasıl hayır? Ay sürekli muhalefet ya. Anne, kime çekti bu çocuk hiç bilmiyorum. Ben sürekli muhalefet, sürekli muhalefet. Hemen yan tarafa da şeyi de koyuyorum. Şöyle yapayım. Şöyle göstereyim. Hop. Hop. Harika olacak bu. Yalnız ah bir de un olsaydı şimdi. Un yok. Ben irmik kullandım. Şey yani irmik. İlk defa irmik kullandım. Hep diyorum değil mi? Yani bir şey yoksa aa tüh vah o yok bu yok. Hiç öyle bir şeye gerek yok. Yoksa yok ne yapalım? Hemen başka alternatif böyle devreye de sokarız işte. Şimdi altını en yüksek dereceye getirip sürekli şöyle bir karıştıracağız. Hemen o arada tereyağını bulursak eğer, sürekli her alışverişte tereyağı arıyorum ve her fırsatta yine de bulamıyorum. Bu tereyağı hop buraya gidiyor ve onun da altını hemen yakıyorum ki, yakıyorum. Ah, bu yakma terimleri hep eskiden kaynaklanıyor biliyorsunuz değil mi? Lambayı yaktın mı? Çünkü hani önceden lamba mı vardı yakılan? Aha da dibi tutuyor, dikkat edin. Altını kısalım. Dibini tutturmadan yapın. Siz öyle yapın ben. Ama ben onu da seviyorum. Altını kısıyorum. Çok böyle şimdi harıl harıl olmasına gerek yok. Kaynamaya biraz başlayınca tamamdır. Kaşar varsa kaşar peyniriniz o da çok güzel yakışır. Güzel uyar yani lezzeti güzel olur. Şimdi iyice pişireceğim. Yani yaklaşık şöyle bir 6-7 dakika böyle kaynayıp karıştıracağım. O arada da tereyağı erimiş olur zaten. Neredeyse tamamdır. Servis yaparken üzerine tereyağı yakılacak. Yani bence bu misafirler için de hem bereketli bir kahvaltılık. Omlet gibi değil ama içinde yumurta 5 de koyun 6 da koyun. Benim yumurtam kalmamıştı. 3 tane yumurtayla yaptım. Normalde mesela ben bize bu tavada 4 yumurta 5 yumurta götürüyor. Şunda yani. Eğer diyelim ki oransız yapıyoruz ya şey, ölçüsüz yapıyoruz ya, fazla kaçtı, çok koyu oldu. Biraz süt ilave edin. Ya da diyelim ki tam tersi, çok böyle cız cıldırık sulu oldu. Şöyle biraz un serpiştirin. Hemen o kıvamını bulacaktır zaten. Şimdi gözüme az geldi. Niye böyle az gibi oldu şimdi? Evet, olay tamamdır. Hemen servisini göstereceğim. Ben nasıl yapıyorum? İsterseniz yemek kabına koyun. Yani servis nasıl istiyorsanız öyle yapın. Mesela bu Betül'e. Şu. Şöyle üzerine de şuraya koyayım. Tatam. Şurayı da şöyle bir alır anne. Yalar. Bu kadar. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İşte benden bu kadar. Nasıl ama? Kahvaltılık mutlaka deneyin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tekrar merhaba. Şimdi saat 3. Anneannemi ziyarete geldik. Anneannem de yemek yapıyorum. Ne yapıyorum? Makarna,
Makarna haşlanıyor. Yan tarafta da hemen bol soğanları doğradım. Ve brokolileri içine koyacağım bu biraz kavrulduktan sonra. Yani olacak brokolili makarna. Aslında anneannemin yemeği var. Yapmış ama bize daha hitap ediyor gibi. Şimdi soğanlar kavrulurken biraz tuz ekliyorum. Fazla eklemiyorum çünkü anneannemler biraz tuza az tüketmeleri gerekiyor. Buradan da pazara gidecektik aslında. Bit pazarına. Ayda bir olan bir pazar var. Uzak duruyorum. Yemek yapıyorum ama uzak duruyorum. Üzerim kokmasın diye. Şimdi de biraz salça ekledim. Ocakların yerini değiştirdim. Biraz sarımsak da kattım. 2 tane ve şimdi brokolileri de tencereye ekliyorum. Yemek tamam. Üzerine peynirle servis yaptım. Şimdi masaya gidiyoruz. Evet, bugünü de böyle bitirdik. Anneannemden çıktık şimdi. Artık eve doğru gidiyoruz. Ay. Böyle. Böyle işte. Bir vlog tek yapayım dedim. İçinde birkaç tane malzeme, şey, yemek tarifleri olan, aslında hiç de fena olmadı bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Lan lan lan. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Evet, eve geldik. Normalde hep alışveriş videosu izliyorsunuz ya benden. Bu sefer de böyle bir alışveriş videosunu da koyayım ve bugünü böylelikle bitireyim. Bunlar yufka, camiden aldım. Camide hanımlar yapıyorlar bunları. Hatta şöyle göstereyim size şuradan mesela. Böyle bunları buzluğa koyuyorsunuz. Çıkarttığınızda da tam normal yufkayla ne yapılabiliyorsa bunlarla da öyle yapabiliyorsunuz. Almanya'da yaşayanlar biliyor ama Almanya dışında olanlar bunu tabii ki bilmiyorlar. Şöyle söyleyeyim, mesela şurada gördüğünüze ben 25 euro ödedim. Paketlerin içinde normalde bu 10 paket ama herhalde poşetleri yoktu. Ben şimdi bunları ayrı ayrı poşetlere de koyacağım. Anneannem değildik biliyorsunuz, izlediğiniz yemeği de zaten. Brokoli yaptım makarna orada. Anneannemden yoğurt mayası aldım. Yoğurt yapmış. Şundan. Ve ondan sonra da turşu. Turşu da ne dur? Kara lahana turşusu. Kara lahana turşusu. Şöyle benim hiç aram yok ama yine de yiyorum. Ama eşim hastası. Anneannem de eşim için yapmış. Ellerine sağlık. Ve bizden yine bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Facebook'ta sayfayı beğenmeyi unutmayın. azidehobi.com'da blogumu da ziyaret ederseniz ne güzel olur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.